Yeniçeriler Online Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hermes Limanı'na ait çok güzel bir gemiyle oynayacağız. Hemen şuradan, tabi daha önceki videomuzda Luna Bow gemisiyle oynamıştık. Şimdi hemen şuradan diğer gemimizi seçelim. Hermes Limanı'na ait dev bir gemi. Evet, bu gemiyi aldıktan sonra değerli arkadaşlar, oyun içinde çok detaylı bilgilerini vereceğim bunun. Şimdi bu gemiye ciddi bir mürettebat lazım. Şimdi hemen onu halledelim. Bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tamam. Bir dakika, hemen şuna bir bakayım. Şimdi şuradan. Ha tamam, fullmüş zaten ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Tamam, güzel. Şimdi limana bağlanalım. Ha, bazı balıklar hala dondurulmadı diyor. Niye? İptal et ya. Ne balığı? Şimdi şuradan, buradan değil, şuradan kasabaya giriyoruz. Kasaba, evet. Kasabadan önce şuraya bir girelim. Önce teknemizi bir tamir edelim. İsmini zaten yazmıştık. Videoya başlamadan önce şu sol tarafta görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar, bunların hepsini satın almanız lazım. Motor gücü falan. Yani isteğe bağlı. Oynayarak da alabilirsiniz. Mesela şundan 3 tane. Şuna da sahip olalım. Buna da. Hepsine sahipmişiz. Şunu alalım. Bunlara da sahibiz. İstiflemeye de. Sensör, yön, sancak, troll gözü falan, bunlara da almanız lazım. Çok önemli. Balığın nereye gittiğini falan görebiliyorsunuz. Veya troll kapaklarının nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Şu yan pervane de çok önemli. Limandan ayrılmak için. Bunlar tamam. Bunlar şu an bizde mevcut. Tamiri zaten yapmışız. İsmi de yazmışız. Mürettebatı da almışız. Şimdi şuradan bir sözleşme yapalım. Sözleşme satın alalım. Diyor ki yakalananları yolcu gemisine teslim et. Yolcu gemisi Queen Victoria'da yolculara verecek yiyecek stoğu azalmıştır diyor. Baş aşağı 7 gün içerisinde 3400 KG kömür balığı teslim etmenizi istiyor. Tamam, bunu alalım. Ne diyor? Zaten bir göreviniz var diyor. Tamam, bir dakika. Şuradan bir çıkalım. Şuradan şuna basalım. İşler. İşi iptal et. Okey. Bunu böyle yap. Şurada bizim balıklarımız halen duruyor mu ya? Niye duruyor? Bunları bir halledin bakayım. Koçlar. Hallet, 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 hallet. Sen de şurada ağımızı tamir et. Evet, halledildi. Bunları hallettiler. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız? Gidelim. Ve görevi satın alalım önce. Limana bağlan. Evet, bunu sat. Limana bağlandık. Şuradan hemen görevimizi satın alalım. Evet, işi kabul ettik. Ve hemen yardırıp açık denize gitmemiz lazım. Buradan çıkalım. Yakıt galiba full. Hemen yan pervaneler. Gemi bir limandan uzaklaşsın. Burası Hermes Limanı. Bu da Hermes Limanı'nın satın almış olduğu Troll A balık gemisi. En büyük gemi bu. Bundan başka büyük gemileri yok. Yani Alaska'da balık havuzlarında en güzel gemileri de bu. Bana göre. Ve bayağı da bir güzel gidiyor. Şimdi açalım şöyle bir. Biraz ilerleyelim.
Evet, yan pervaneyi gördünüz. Limandan ayrılmak için o işe yarıyor. Yan pervaneyi kapatalım. Normal seyrimize devam edelim. Şimdi bu gemi çift motorlu. Hayır, bağlanma. Tam gazlı yapalım. Bayağı da bir seri gidiyor gemi. Şimdi biraz ayrılalım şuradan. Lunar Bov'a göre bayağı bir seri bu gemi. Hermes Limanı'na ait. Harbiden gemi yani. Korunası da güzel. Gidiyoruz. Sallandı. Dönüş yaptık ya, baksana yan yatacak neredeyse. Şimdi şu geminin alt tarafındaki beyazlık gemi yükü aldığı zaman burası dibe doğru çöküyor. İnşallah onu da size gösterebilirim. Balığı yakalayabilirsek tabii. Hemen şuradan M'ye basalım. Kömür balığını seçelim. Kömür balığının olduğu yere gideceğiz. Açık denize. Yani şuraya, şuralara bir yere gideceğiz. Şimdi W'ye basalım. Burası bizim köşkümüz. Buranın köşkü gerçekten çok güzel. Hemen F'ye basıp kalkalım. Gördüğünüz gibi burada böyle yine düğmeler vesaire var. Daha detaylı. Ekranlar, monitörler falan var. Daha ciddi. Yine bu koltukluğuna, bu gemisinde anlattığım gibi şuradaki tuşlarla inip kalkabiliyor. Bu arkadaki cihaz Lunar bu gemisine göre daha biraz şey detaylı buralar. Burada da anlatacağım videonun içerisinde. Yani tasarımı güzel bir gemi. Buradan böyle dışarı çıkıp böyle burayı kontrol edebiliyorsunuz. Böyle isterseniz ön tarafa geçebiliyorsunuz. Geminin nereye gittiğini. Şöyle farenin sağ tık yaptığınız zaman dürbünle görebiliyorsunuz. Bayağı başarılı. Aşağıları inebiliyorsunuz. Köşkleri falan var. Yatma yerleri var. Kapan baba. Onları da göstereyim mi? Göstereyim. Bu böyle gide dursun. Çok seri gidiyor yalnız. Böyle aşağı indiniz gemiden. Şurada bir yerde kapı olması lazımdı. Bir saniye. Bir dakika, hop. Buradan mıydı ya? Bir dakika dur. Kapıyı unuttum. Heh, burada. E'ye basıp giriyorsunuz. Buraya çıkarız. Önce aşağıya bakalım. Böyle burada mürettebatın takılma yeri var. Sandalye, masalar. Karşısına şöyle bir oda var. Boş, dinlenme. Yine dinlenme odası. Bir oda daha var. Şurada da bir oda var. Açılıyor mu? Bu açılmıyor. Bunlar açılıyor mu? Bunlar da açılmıyor. Öyle. Ne yazık ki açılmıyor. Neyse, biz şöyle gidelim. Gemiyi de vurmadan. Yukarıya çıktık. İki katlı. Burada yatak odaları var. Mürettebatın yatması için. Yine burada da bir yatak odası var. Gemide bildiğin geziyorsun yani. Şurada da bir oda var da şu an girmiyor. Oraya niye girmiyor bilmiyorum. Burada da yatma yeri var. Burada da bir yatma yeri var. Burada da bir yatma yeri var. Neyse. Bu üst kat dinlenme yeri, alt kat takılma yeri. Böyle bir çalışma yapmışlar. E'ye basıp kapatalım. Gemiyi de vurmayalım.
Sanki gemi vuracakmışız gibi hissediyorum. Yo, gemi düz gidiyor. Bunu kapatalım. F'e basıp buraya binelim. Gördüğünüz gibi joystick şöyle çevirdiğiniz zaman oynuyor. Gidiyoruz böyle. Şurada yine kornası var. Şuradan farlar yanıyor. Şuradan şimdi şu mürettebatı yönlendirelim. Böyle gelin bakayım babalar. Şimdi değerli arkadaşlar, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu daha önceki videolarda da açıkladığım gibi bu oyunun çekilişini yapacağım. Abone olmayı, takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu video bizim çekiliş videomuz olacak. Oyunun çekilişini yani çekilişte oyunu vereceğim arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu oyunu çekilişte videoyu yayınladığım zaman aşağıda açıklama kısmında çekiliş linki göreceksiniz. Bu videonun yani bu oyunun çekilişini yapacağım. Çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Linki de aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Yani artık bu son videom olur. Gerçi bu oyunun DLC'leri var. Ben bile yani DLC'lerini almadım. DLC'lerini alıp da oynarım inşallah. DLC'lerde de ne var? Büser balıktan ziyade yengeç yakalama olayları var. Böyle büyük gemileri var yine. Ama tabii bunun kadar böyle şey değil yani. Ha, bu gemi kadar güzel bir gemi değil. Bu gemi gerçekten çok güzel bir gemi. Bu gemide fazla bir detaya girmedim. Zaten sürmesi falan hep aynı. Yine oyun içerisinde aklınıza kalan bir şey olursa bana mutlaka belirtin. Şimdi zaman kaybetmeden ben M'ye basıyorum. Geminin gitmesi uzun sürecek. Oraya. Biz şöyle. Açık denize. Gidelim. Hatta şuraya gidelim. Şurada bir yerde atalım. Hadi bas bakayım babacığım. Tabii şu üstte de saatler, günler geçiyor. Bize 7 gün verdi. Mesela şu an 12 Ocak 2019. Devam et baba. Evet, şu an gemimiz geldi. B'ye basıp çıkalım. Açık denizdeyiz. Sol taraftaki şu ok işaretine açık denize çıkın diye düğme var. Ona basıyorsunuz. Şu an açık denizdeyiz. V'ye basıp giriyoruz. F'e basıyoruz. Buradan E koltuğumuza oturuyoruz. Burası bizim troll atma yerimiz. Buradan her şeyi yönlendireceğiz. Öncelikle telefona basıp şuradan mürettebatı yönlendirelim. Troll atmaları için. Şunları da troll çekmek için kullanalım. Kömür balığı yakalayacağız. Şurada ne diyor? Troll ağını hazırla diyor. E'ye basıyorsunuz. Şu an troll kapakları gidiyor. Ağlar gidiyor. Evet. Şimdi biz buradan yine takip edelim. Şu an şu iki kol ağları götürüyor. Şimdi E'ye basalım. Bu panelde Lunar bu gemisinden daha üstün bir gemi olduğu için bu gemide troll ağacılığı çok basit. Şu an troll kapaklarını takip ediyoruz. Yanında yine balık tutma yüzdelerimiz var. Mesela %10, %20, %40, %60, %80. Şu an troll ağları gidiyor. İki kapı. DP sol kapı, DP 2 sağ kapı şu an gidiyor. Şu da DP 3 de troll kapakların gittiği derinliği bize gösteriyor. Şimdi bakalım balıklar gelsin. Ağlarımız gidiyor. Sol liman kapısı, sağ sancak kapısı, ikisi de şu an balıkların içine doğru gidiyor. Bakalım kömür balığı yakalayabilecek miyiz? Görevi yapabilecek miyiz? O da çok önemli. Çünkü bu troll ağacılığında şöyle bir şey var. Kapakları attığınız zaman hani ben orada kömür balığını seçiyorum. Hani mesela haritadan kömür balığının nerede olduğunu görebiliyorum. Ama mesela ağlara başka balıklar da geliyor. Gelmiyor değil.
Şu an ağlarımızı attık. Ağlarımız hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun tabii yine troll kapak ağları biraz daha Lunar Bug'a göre hızlı gidiyor. Hermes Limanı'nın gemisinin troll kapakları attığın zaman daha hızlı ilerliyor. Evet, şu an 131 metrede gidiyor halen. Soldaki kapak sağdaki kapağa göre daha hızlı gidiyor. Şu an ikisi birbirini yakalayacak yani. Şu an gitti. Bunu da attığınız zaman çek geri gelsin işte şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Atın direkt oluyor. Bakın şu an %10, %20, %40. Gördünüz mü? Lunar Bug gemisine göre bir önceki videoya giderseniz Lunar Bug'la oynamıştım. Onda bayağı bekliyordunuz. Bunda beklemiyorsunuz. Bunda direkt balıklar yani troll kapaklarını attığınız zaman balıklar direkt içine doluyor. Şu an %40'ta kaldı. Evet. Şu an balığın sağ tarafta navigasyonda gördüğünüz gibi balığın tam içine düştüğü kapaklar. Şu an yükseliyor, %40 oldu. Evet, dolmaya başlıyor yine, %40 balıklar doluyor. Evet, şu an halen gidiyor hareket halinde kapaklar. %40. Evet, %40'tan yükseliyor. %40 full oldu. %60'a geldik. Balıklar ağa giriyor. Vay 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 vay. %60. Ya gerçekten Fishing Barrels'i güzel bir oyun, balıkçı oyunu. Yani İlk çıktığında biraz tabi grafik sıkıntıları vardı. Şimdi bayağı bir düzeldi. Evet, şu an %80'e geldik. Balık oh. Oh, şu an ağlarımız full olacak. Çıkalım. Oh, bayağı balık var yani şu an ağda. Troll kapakları halen gidiyor. Neyse, biz çekmeye verelim bunu. Gel baba, çekelim. Çek abi. Şu an çekiyorum troll ağlarını. Ciddi yani şu an balık var ağda. Şu an ağları çekiyorum. Balıklar şöyle bir hareketlendi yine.
%80'lik ama ağları çektiğimiz zaman yine o %80 full olacak. İçine giriyor çünkü. Şu an ağ full olduğu için şöyle bir şey var. Biraz yavaş geliyor. Hatta benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bakın, fark ediyorsanız gemiyi çekiyor. Şöyle biraz hız vermem lazım. Evet, şu an evet. Şimdi gemiyi çekmesin diye, ağlar ağır olduğu için gemiyi çekmesin diye ne yaptık? Gemiye biraz hareket verdik. Galiba çok hareket verdik. Evet, ağlar gelecek. Şuradan da tabii şu kollarla gemiye yine hareket verebiliyorsunuz. Mesela bakın, hemen oynuyor. Ya, tasarımı çok güzel bir gemi ya. Gerçekten ağları çekelim. Yani Hermes Limanı'nın gemisi gerçekten çok troll avcılığında başarılı bir gemi. Hemen attığınız zaman çekiyorsunuz. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Sadece haritada belirlenen yeşil noktaya gidin. Yeşil noktada direkt zaten ne balık tutacaksanız haritadan seçiyorsunuz sol üst taraftan. Gidin açık alana. Açık alan zaten haritanın sol tarafında. Yeşil bir alan. Orası açık alan oluyor. Oraya gidin. Bu gemiyle orada avlanıyorsunuz. Şimdi troll kapakları gelsin bakayım. Oyunu da dediğim gibi bu videomuz bizim çekiliş videosu olacak. Çekilişe kesinlikle katılmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kanala gelin. Başka oyunlarla da beraber olacağız. Biliyorum videoları ben çok geç atıyorum kanala ama işim olduğu için yani geç oluyor. Kaçırmamaya çalışıyorum videoları. Diğer videolarda da söz verdiğim gibi çekilişi bu videomuz bizim çekiliş videomuz olacak. Hem de Hermes Limanı'nın gemisini tanıtmış olduk. Yani çok başarılı bir gemi. Ciddi bir gemi. Attığınız gibi yani tutuyorsunuz balığı. Aç kalmazsınız yani sıkıntı yok. Şimdi sol taraftaki liman kapısı geliyor. Gemimize yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde. Şöyle yapalım. Görelim bakalım. Martılar balıkları gördü. Videonun da başında söylemiştim. Bakın şuradaki beyazlık, beyaz çizgi biraz sonra yani şu gemi yükü aldığı zaman o beyaz çizgiye kadar ulaşacak.
Haydi gel bakayım. Şuradan bir tane şuraya indirelim. Sen buraya geç, sen buraya geç, sen de buraya geç. Hazır olun. Evet, şu an gördüğünüz gibi kapaklar gemide. Şimdi bizim çekmemizi bekliyor. Şöyle bir dakika, yanlış oldu. Çekiyoruz. Tamam. Bir dakika. Tamam. Okey. Troll ağını topla diyoruz şimdi. Troll ağları yaklaştı. E'ye bas. Görüyorsunuz kapaklar geliyor. Troll kapakları. Ağ da böyle gemiye çekiliyor. Hadi bakayım koç. Bayağı balık var ağda ya. Yılan gibi anasını satayım. Halen de çekiliyor ya. Şu siyah vinç yukarı kaldırıyor. Onu şimdi dökecek şuraya bir yere. Yılan gibi anasını satayım ya. Şuraya bak. Yürüyen şey ya, fabrika bu ya. Balıkçı gemisi değil bu ya. Her şeyi bunda yapıyorsun yani. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Balığı tut, getir şeye. Aha, kömür balığı. Bak kömür balığını tutmuşuz. 2905. Yani şöyle 32.185 kömür balığı var. Morino 14.234 var. Mezgit de 18.602 var. Okey de. Şimdi boşaltıyor. Sizin için ağları bir daha atacağım. Biraz video uzun olacak ama kusura bakmayın değerli arkadaşlar. Dev bir gemi ya bu. Yani. Büyük bir gemi. Boşaltma yapıyor şu an. Haydi low. Şuraya geçelim. Bu salaklar ne yapıyor? Oğlum yardım etseniz alan hızlı hızlı. Siz ne yapıyorsunuz? Bunların üstünde de böyle değerler var. Mesela bu saatte 1385 yapıyormuş. Bunları böyle istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz ama yani ben karışık koyuyorum bunları. Baba sen buraya yardım et. Sen de buraya yardım et. O tek başına yapsın. Mesela bu ne kadar yapıyormuş? 1385. Bu 1225. Bu 1385. 750. 96. 700 küsurat. Yani bunların böyle değerleri var. Bunları istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz buralara. Şimdi siz bunları bir temizleyin baba. Ya dur biz bir troll atalım. Sistem izleyene kadar. Sen de gel. Troll'ü tekrar atalım. Evet, troll'ü tekrar gönderdim. Dolacak. Evet, troll atma. Şu an işleri bitti. Hadi. Hadi koçlarım. Temizleyin. İki tane daha adam olsa var ya çok hızlı olacak ya. Şunun işte
Mürettebat olayı çok önemli bunda. Sen biraz şuraya destek ver. Siz şuraya geçin, sen şöyle geç. Bu arada bir şeye bakalım. Depomuza, depo nerede? Aa, depo şu an boş. Kargo için 3000 330 34.980. Bir dakika. Şöyle bakalım bir de. bin. Yani bu görevi yapmak için bayağı bir beklemeniz lazım. İşte 344.000'e ulaşmak için şu an 32.000 var kömür balığı. Yani böyle devamlı atıyorsunuz, çekiyorsunuz, atıyorsunuz, çekiyorsunuz o olana kadar. Bazen gemiye başka balıklar geliyor, gemi full oluyor. En yakın limana gidip mesela onu boşaltıp tekrardan buraya geliyorsunuz. Uzun bir oynama şeyi var bunun. Ben video uzun olmasın diye yani böyle tanıtmak amaçlı yapılan troll ağı nasıl atılır hareketleri gösterdim. Yani çok da basit, zor bir şey yok. Yine dediğim gibi çözemezseniz bana mesela yazabilirsiniz, ben aşağıdan cevap veririm. Yani yoruma yazabilirsiniz yapamadığınız bir şey, hani illa cevap verilir. Yani olmadı benim Discord'a gelin, zaten her videonun açıklamasında benim Discord'um var, gelin oraya, mutlaka ben sizi yakalarım, kayıt ederim, sıkıntı yok yani. Her türlü çözeriz. Ama gerçekten başarılı. Bak hemen attım. Hemen attım, %40'a gelmiş ya. %40 oldu, olacak şimdi. Balık, ama nasıl balık var ya? Şuraya bak. Balık çok. Yani önemli olan bunda görev yapıp parayı almak. Zaten 7 gün veriyor. 7 gün içerisinde yapmanız lazım. Dediğim gibi yani mesela gemi full başka balıklarla doluyor. Mesela o görevi tamamlayamıyorsunuz. Hani ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. En yakın limana gitmeniz lazım. Limana gidip boşaltıyorsunuz. Tekrar açık denize gidiyorsunuz. Ağa atıyorsunuz vesaire filan. Hani tekrardan hani o görevi yapıyorsunuz. Yapamıyorsunuz diye bir şey yok. Ama zamanı çok iyi kollamak lazım. Çünkü üstten saat ve zaman gidiyor. Onu gerçekten ciddi bir kovalamak lazım zamanı. Şunu da açalım. Şu üstteki farlar da, bunda iki tane var. Şöyle E ile Q ile döndürebiliyorsunuz limana falan özellikle yanaşırken. Biz şunu şöyle yapalım. Şöyle bize doğru baksın. Ha. Balık. Trolü anlattık, dalga çıktı. Ağlar halen gidiyor. O dur, şurayı yakalamamız lazım. Dur bakayım, çek bakayım. Of of of, çek 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 çek. Oh, balıklara bak, balıklara. Çek lan, çek lan, çek çek. Trolü çek. Şu an trolü çekiyorum. Aa, deli gibi balık tuttu. Oo, doldu 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 doldu. Çek baba, çek baba, çek baba, çek. Full oldu, full. Yani illa %80'e falan gelmesine gerek yok arkadaşlar. %60'ı gördüğünüz zaman tamam yani, çekin sonra bir daha atın. Çekin atın, çekin atın. Yani bu iş böyle. Zaten bu geminin yani bilmiyorum yani
Acaba troll kapaklarında sensör mü var? Balığı mı rahatsız ediyor? Balığı mı içine çekiyor? Nasıl yapıyor? Onu ben tam detayını bilmiyorum ama büyük ihtimal öyle bir şey var yani troll kapaklarında. Yani radar gibi bir şey var böyle. Balığı yönlendiriyor. Yani direkt içine alıyor. Mesela Lunar Bow gemisinde öyle değil. Attığın zaman bekliyorsun, 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 saatlerce bekliyorsun. Ama her Hermes'in gemisi öyle değil. Zaten son teknoloji bir gemi. Türkiye'de de yok. Sadece şey de var. Alaska tarafında. Zaten Alaskalı balıkçılar kullanıyor bu gemileri. Hermes limanı da yani gerçekten ciddi bir liman. İnternetten de mesela izleyebilirsiniz. Yani direkt yani balığın tutup da hani şehir olarak beynine gittiği yer. Şimdi troll kapaklarını çekiyorum. %60 oldu çünkü. Abi ne balık yakaladık ya. Oha. Hemen böyle geldi geçti. Aldık yani balığı. %60 yani çok iyi bir derece. Yani %80'i falan beklemenize gerek yok. 60 olsun yüzde. Mesela %80 de olur full olduğu zaman sıkıntı yok. Ama full olmaz. Şimdi bir çekelim bakalım geliyor. Yalnız kapaklar bir sağa bir sola gidiyor. Bir sağa bir sola gidiyor böyle. Acaba kapaklarda da mı pervane var onu bilmiyorum. Gittiği zaman ama attığınız zaman yani içeride yani mesela attığınız zaman A böyle yani troll kapaklarıyla beraber gidiyor. Gittiği zaman böyle açılıyor. Mesela şu var. Şunu kapat. Bir dakika şunu kapat. Şurada şöyle bir olay var. Şu troll kapaklarını böyle yönlendiriyor. Mesela ben şöyle yapayım. Bakın. Şu olay troll kapaklarını yönlendiriyor. Şu an sağ tarafa doğru verdim. Bak sağ taraftaki sağa gitti hemen. İkisi eşit geliyordu. Yani oradaki balığı da böyle geniş çaplı yönlendirip yakalayabiliyorsunuz. Acayip bir gemi ya. Gerçekten. O radarları olsun, şeyler olsun. Yani gerçek hayattaki geminin yani birebir aynısını oyunda tasarlamışlar. Yani full donanımlı. Zaten oyuna siz başlarken gemi size full donanımlı gelmiyor. Siz kendiniz böyle para kazandıkça o da benim gösterdiğim yerden aparatları alıyorsunuz. Şu an benim gemim full artı full. Deposu olsun, balık temizlikleme, balık ayıklama, istifleme, mürettebat olsun filan hepsi full yani. Gemide troll kapaklarının işte modelleri olsun, yan geminin yan pervanesi filan hepsi full. Yani bunu oynuyor 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 zamanla alıyorsunuz. Şimdi bunlar geliyor. Gelsin bakayım. Şunu şöyle yapalım. Şimdi mesela şunlar troll geldiği zaman kendi kendine duruyor. Şu mevzu. Şuradan E'ye basalım bir. Ne yaptınız çocuklar? Evet durdu. Troll'ü çekiyoruz. E'ye basıyoruz. Şu an geliyor. Kapaklar yapıştı hemen. Oo yılan gibi. Bence şu an kömür balığı daha çok gelecek. Bakalım. %60'ta çektim ya. %80'de çeksem trol balığı gelir miydi bilmiyorum. Yani geliyor da ya karmaşık geliyor. Bunun dışında öyle bir şey var. Yani tek bir balık tutamıyorsunuz. Hepsi bir anda geliyor. Gemi doluyor. Gemi dolduktan sonra limana gidiyorsunuz, boşaltıyorsunuz, satıyorsunuz, tekrardan geliyorsunuz, tekrardan ağ atıyorsunuz. Falan yani bu gemi biraz daha hızlı. Lunar Bow'la yapsanız o şeyleri, görevleri sıkıntılı. Ama o da Türk yapımı bir gemi yani. Kaldır baba. Boşaltıyorlar şu an trolü. Hadi bakalım ne gelmiş bize. İnşallah full kömür balığı gelmiştir. Bakalım. O 18.61 kömür balığı. Yine Marino 17
Gelmiş 24'te o mezgit gelmiş. Tamam baba, yapacak bir şey yok. Devam edin. Çalışın. Şimdi bak mesela 1385, 1200 diyor bu. Mesela şunu getirdiğim zaman 1385. Bunu çek, şunu getirdiğim zaman 1286, 1385. Mesela şunu getirdiğim zaman bu olmuyor. Şunu getirdiğim zaman 1200. Tamam, siz böyle yanaşın. Sen 750, sen 600 küsur at. Sen buraya gel bakayım. 905, 750. Sen şuraya geç. Hemen sıralamasını yapalım. 709, 750. Bak bu istiflemede 1143 yapıyor. Şu istiflemede ne yapıyor? 796. Sen bu da istiflemeyi iyi yapıyor. Şunu şuraya alsam ne oluyor? 709. Sen burada kal. Sen buraya gelsin. 6. Yok, sen buraya gel. Daha hızlı yapabilmek için bunları. Tabii iki tane daha adam olsaydı. Zaten zamanla bunları, şuradaki yandaki rütbeleri hepsini yani eğitiyorsunuz. Yani mesela en güçlüleri hep böyle troll at, balık temizleme falan yapma. Yani yerleri değiştirin. Değiştirdiğiniz zaman görev atlatıyor bu size. Şimdi temizleniyor. Ben şu an bir daha troll ağı atmayacağım. Çünkü video çok uzun olacak. Videonun da uzun olmasını istemiyorum. Video uzun olduğu zaman izlenmiyor. Yani mantık bu. Devamlı troll balığını atıyorsunuz. Bize görevde ne demiştik? Kömür balığı istiyor. Tonajı belli. Gemi full olduğu zaman limana gidiyorsunuz. En yakın limana gidiyorsunuz. Bak, Hermes limanına değil. En yakın limana. Mesela en yakın liman. Şöyle biraz sonra ben çıkayım, göstereceğim en yakın limanı size. En yakın limana gidip boşaltıyorsunuz. Sonra tekrardan haritadaki o yeşil halkaya geliyorsunuz. Tekrardan atıyorsunuz. Ta ki kömür balığını görevde sizden istediği şekilde yakaladığınız zaman görevi tamamlamış oluyorsunuz. Zaten hemen Queen Victoria gemisine doğru yol alıyorsunuz. Tabi bunu sürerek de yapabilirsiniz, hızlı gitmeye de yapabilirsiniz, o sizin kararınız. Gerçi ben mesela bu oyunu oynadığım zaman şey yapmıyorum. Hızlı gitmeye de gitmiyorum. Keyif almak için abi gemiyi sürerek gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Limana gideceksem öyle, oraya gideceksem öyle. Tabi görev sürecinde şöyle bir şey var. Tarih ve saat veriyor. O tarih ve saati yani tam dengelemeniz lazım. Çok önemli bir şey. Çünkü 7 günde diyor. 7 günde yakalaman lazım yani o kömür balığını. Tam yani gemi full kömür balığı olacak. Başka bir balık olmayacak. Zaten görevi yaptığınız zaman, eğer zaten sizin tanklarınız dolmadıysa bile, görevi yaptığınız dakika bırakın. Direkt hani Queen Victoria gemisine hızlı gitmeye de gidin. Hızlı gitmeye de gidin. Hemen verin, görevi bitirin. Sonra tekrardan açık denize gelip balığı tutabilirsiniz. Yani mantık çok basit. Yani bunu biraz da siz kendiniz oturarak çözebilirsiniz. Yine dediğim gibi çözemezseniz de yani bana aşağıdan linkten, yani mesela açıklama kısmından aşağıdan yorum atarak da ulaşabilirsiniz. Ben size her türlü yardımcı olurum. Ondan yana sıkıntı yok. Bu arada uzun zamandır ETS2 oynamıyorum. ETS2'de oynayacağım. Mutlaka herkesi bekliyorum. Bu video amacımız da yani çekiliş, ben daha önceki videolarımda da söyledim, çekiliş için yaptım bu videoyu. Bu oyunu size çekilişte vereceğim. Şimdi şu temizleme olayı bitti. Şuraya atalım şunları. İstiflesinler. Abla sen 2 dakika çekin. Sen de sen şuraya geç. 850, sen buraya gel, sen buraya geç. Yok sen buraya gel, sen buraya gel. 96, yok sen böyle yap, sen böyle yap. Tamam sen böyle gel. Sen buraya geç. Abla sen de tamir etmeye başla. Şu an istif yapıyor. Tamam, bunlar yapa dursun. Bir şöyle F'ye basıp kalkalım. Gidelim gemi şeyimize oturalım. E'ye basalım. Sonra SSC değil de V'ye basıp, daha troll atmayacağım.
Şöyle yapalım. Çıkalım şuradan. Şu an çıktık. Açık denizdeyiz. Mesela şey halen dolmamış. Mesela kargo görevi diyor. Mesela ne olmuş? 50.245 olmuş yani. Bu ağ attıkça oluyor. Ağ atacaksınız, kömür balığını bulunuz. Dakika iş tamam. Zaten limana gittiğiniz zaman siz kömür balıklarını satamıyorsunuz. Ayrıyetten yakalanmış olan balıkları satıyorsunuz. Mesela mezgit olur, bir şey olur falan olur. Onları satabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gemimizi döndürelim. Gemi de şu oldu. Bakın hemen çökmeye başladı. Yükü aldığı zaman. Zaten bu şöyle bir şey. Şeyde de var. Ne diyorsun adı? Lunar Bov'da da öyle. Mesela gemi şöyle bir şey oluyor. Giderken hep hızlı. Ama yükü aldığı zaman gemi böyle bir çöküyor. Acayip yavaş abi. Hele Lunar Bov gemisi çok yavaş. Bu yine ondan biraz daha seri yani. Şu an bu mesela hiç dolmadı. Yani orta seviye. İki kere ağ attım. Yani tam görevi de yapamadık. Ama ne olacak? Gemi yine böyle bu şekilde gidiyor. Biz hemen M'ye basalım. Biz Hermes Limanı'na gideceğiz abi. Şunu şuraya koy. Getir baba. Hermes Limanı'na şöyle gidelim. Aynen devam et keke. Gel 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 gel. Mesela daha demin 12'di, şimdi 13 oldu. Biraz sonra 14 olur. Saat tarih üstte zaten gösteriyor. Gel 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 gel. Victoria da gidiyor. Görevi eğer bitirseydik şu gemiye teslim edecektik. Tamam, şimdi biraz yaklaştıralım limana yanaşmak için. Normalde oyunun videolarına baktım ben. Böyle YouTube'da şey yapanlar hiç böyle hızlı gitmeyi falan göstermiyorlar. Çakallık yapıyorlar veya şey yapıyorlar. Kesiyorlar hemen. Göster kardeşim, adam işkence çekmez. Ha mesela şeyi gösterecektim size. Şimdi haritadaki şu yeşil alan, tamam mı? Siz burada avlanıyorsunuz bu gemilerle. Bunlar bu, ondan sonra bunlar. Mesela gemi doldu, full oldu falan. Hemen en yakın gemi şuraya açmanız lazım yani şey. Tuf Jort diye bir liman. Buraya açmanız lazım. Burası daha yakın size. Gemi mesela gereksiz balıklarla dolduğu zaman hemen buradan, mesela ben daha demin şurada avlandım. Buradan hemen oraya gidip boşaltıp tekrar oraya gelebilirsiniz. M'ye basalım. Evet, şimdi gemiyi yanaştıracağız da şöyle yan pervaneyi de açayım, gemi bir dönsün. Gemi bir dön, gemi bir dön, dön 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 dön. Abi sesi falan da çok iyi ya geminin. Gemi şu an biraz daha dönmesi lazım. Yan pervane gerçekten çok işe yarıyor ya. Hop yavaş. Tamam, şu an limana yanaşacağız. Gel baba. Geminin yani yük aldığı zaman manevrası aşırı derece zorlaşıyor. Onun için yan pervane çok
Önemli. Şimdi şöyle, tamam, gazı keselim. Şimdi bir dakika, kafam karışıyor. Şöyle yaptığın zaman gemi ne tarafa? Ha, bu tarafa yanaşacak. Az daha gelsin geri. Tamam. Şimdi gemi bu tarafa yanaşacak. Biraz ileriye vereyim. Tamam, zaten rıhtıma yanaşmak istiyor musunuz diyor. Otomatik yanaş. Balıkları da satacağız. Sat bunları. Gemi şu an tamamen limana yanaşıyor. Yani attılar şeyleri. İş tamamen oluyor yani. Şimdi yanaşsınlar bakalım. Evet, bu kadar. Bu gemide böyle. Ben genelde bu oyun oynadığım zaman hep bu gemiyle oynuyorum. Şimdi bir de bunun DLC'leri var, DLC'ler var. Onlarda da şeyler var. Neydi onun adı? Yengeç. Özür dilerim. Yengeç yakalama olayı var. Onu da artık ilerleyen videolarda göstereceğim. Dediğim gibi bu video bizim çekiliş videomuz. Çekiliş yapacağım. Bu oyunu çekilişle vereceğim. En az iki kişiye vermeyi düşünüyorum bu oyunu. Çekilişle videoyu takip etmeyi, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çekilişi de mutlaka kaçırmayın. Çekiliş linkini de hemen aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Takip etmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.